İyi günler. Ülkemizde son aylarda ciddi bir grip krizi var. Hastaneye yatanlar var, acil servisler dolup taşıyor. O yüzden bugün bundan bahsetmek istedim. Önce griple nezleyi birbirinden şöyle bir ayıralım. Nezle dediğimiz rahatsızlıkla grip birbirinden farklıdır. Nezle dediğimiz hastalıkta rinovirüsler dediğimiz çok da zararlı olmayan, çok ciddi sorunlara yol açmayan basit virüsler rol oynuyor. Her erişkin yılda 2-3 kere bu nezle dediğimiz basit hastalığı geçirebilir. Çocuklarda bu sayı daha fazla olabilir. Ne olur biraz hapşururuz, biraz burnumuz dolar. Çok 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 hafif bir ateşimiz çıkar ama hiçbir zaman bizi yatağa düşürmez. Birkaç günde gelip geçer. Grip rahatsızlığı bundan farklıdır. Daha ciddidir. Grip hastalığının en önemli bulgusu yaygın vücut ağrıları yapar ve bir de ateş oldukça yüksektir. 2-3 gün ateş sürebilir. Onun dışında bu aynı nezlede gördüğümüz gibi hapşırık, burun akıntısı gibi şeyler de olur. Fakat dediğim gibi en önemli iki özelliği çok yaygın, sanki dayak yemiş gibi bizi yatağa bağ mahkum edecek yaygın vücut ağrıları, eklem ağrıları olması ve yüksek ateştir. Demin söylediğim gibi nezle dediğimiz basit rahatsızlığı rinovirüsler yaparken grip dediğimiz hastalığı influenza dediğimiz virüs ailesi yapar. Eğer grip olduğunuzda veyahut da rahatsızlandığınızda titreyerek ateşiniz gece yükseliyorsa ve bayağı bir yükseliyorsa o zaman da demin söylediğim gibi nezle değil grip olma ihtimaliniz daha yüksektir. Gripten de sevgili izleyicim o kadar korkmanıza gerek yok. Tabii modern çağda bütün etrafımızda hasta olanları, olan bitenleri hep görüyoruz. Hep şöyle haberler duyuyoruz. İşte falancanın oğlu, işte babası grip olmuş, hastaneye yatmış, arkasından vefat etmiş diye. Bu bizim korkularımızı pekiştiriyor, daha çok paniklememize neden oluyor. Ancak şurası bir gerçek ki grip öyle o kadar da ağır bir hastalık değildir. Bakın sağlıklı insanlar için, herhangi bir altta yatan ciddi bir hastalığı olmayan kişiler için söylüyorum. 50 bin kişiden bir kişi sadece hayatını gripten kaybeder. Oran o kadar da yüksek değildir. Bu yüzden hem nezlede hem gripte hastalık başlar başlamaz hemen doktorlara koşmanın, hemen acil servislere koşmanın hiçbir gereği ve faydası da yoktur. Peki acil servislere giderseniz ne olur? Bir kere acil servislere daha ciddi sorunlar, kalp krizi, kanser vesaire gibi gelen hastaların biraz vaktini almış olursunuz. Doktorları boş yere meşgul etmiş olursunuz. Ondan daha önemlisini söyleyeyim, vakit kaybetmiş olursunuz ve bir şikayetle doktora veya acil servise gittiğinizde doktorlar genellikle biraz ilaç yazmayı severler. Size hastalığınızı olumlu etkilemeyecek ama ilaç yazmış olmak için yazılmış bir torba ilaçla acil servisten çıkabilirsiniz. Bu yüzden çok acele etmemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili izleyicilerim, hastalarımdan gördüğüm şöyle bir şey var. Hastalarım bazıları ilaç almadan iyi olamayacaklarını sanıyorlar. Onlar vücudumuzdaki bu muazzam mekanizmaya güvenmeyen kişiler. Halbuki biz grip olduğumuzda, ateşimiz hafifçe yükseldiğinde, vücudumuza bir virüs veya bakteri girdiğinde, emin olun ki vücudumuzda bizi iyi etmeye çalışan, evrimsel süreçte gelişmiş yüzlerce hormon, antikor, lökositlerimiz var, kan hücrelerimiz var. Bunlar hemen devreye giriyor ve hemen sizi iyi etmeye çalışıyor. Pek çok rahatsızlık, siz daha haberiniz bile olmadan vücut tarafından yakalanır ve ortadan kaldırılır. O yüzden grip olduğunuzda, hafif ateşiniz çıktığında da mutlaka ilaç almam lazım düşüncesini kafanızdan atın. Vücudunuza sizi iyi etmesi için biraz vakit tanıyın. Grip semptomları dediğimiz sizi bizar eden öksürük, ateş yüksekliği, burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi semptomların hepsinin aslında bir sebebi vardır. Öksürürsünüz ve hapşırırsınız çünkü vücudunuz almış olduğu bu virüsleri, fazla miktarda olan virüsleri vücuttan süratle dışarıya atmak istiyor. Bunun için sizi öksürtür. Aynı şekilde
burun tıkanıklığınızın da bir sebebi var. Burnunuzdaki virüslere vücut savunma hücrelerini göndermek için burnunuzdaki endotel dokuda kan damarlarını şişirir, açar ki oraya çok savunma hücresi gelsin ve bu savunma hücreleri de virüsleri yakalasınlar diye. Eğer siz öksürmemek için öksürüğü durdurucu ilaçlar alırsanız basit bir grip rahatsızlığında, bu sefer vücudun bu doğal savunma mikropları atma fonksiyonunu bozmuş olursunuz. Aynı şekilde bazı damlalarla burun darlığınızı, burundaki bu şişmeyi, konjesyonu tabii ki azaltabilirsiniz. Ama bunun doğru olduğundan pek emin değilim. Çünkü vücut bunu o virüslere karşı savunmak için, oraya bol kan getirmek için yapıyor. Bu yüzden bu tip tedbirlerde hemen ilaçla semptomları iyi etmek yerine birkaç gün vücudun kendi kendisini, kendi savunma mekanizmalarıyla iyi etmesini beklemek her zaman daha iyidir. Yüksek ateş de vücudun savunma mekanizmalarından birisidir. Ateş yükselince savunma hücrelerimiz daha iyi hareket eder, daha hızlı hareket eder ve bu virüsleri daha iyi yakalar. O yüzden ben kendi adıma, kendi hastalarıma sakın ola ki ateşiniz böyle 38,5 dereceyi geçmedikçe veya çok şiddetli ağrılarınız olmadıkça ateş düşürücü almayın diye tembih ederim. Size de doktorunuz başka bir şey söylemiyorsa aynı tembihi yapmak istiyorum. Doktor bey, siz de gribi çok hafife aldınız diyeceksiniz. Hayır, o kadar hafife almıyorum. Bazı önceden geçirilmiş hastalıklar varsa tabii ki gribi önemsemek lazım. Demin ne söyledim? Sağlıklı kişiler içinde yapılan bir çalışmada 50 bin kişiden bir kişi gripte hayatını kaybediyor. Buna karşılık daha önce kalp krizi geçirmiş kişiler göz önüne alındığında her 1000 kişiden bir kişi griple hayatını kaybeder. KOAH olanlarda risk daha da artar. Devamlı kronik bronşiti, KOAH'ı olan hasta eğer grip geçirirse 408 kişiden biri hayatını kaybeder. Eğer bir kişi hem daha önce kalp krizi geçirmiş hem de şeker hastalığı var ise risk daha artar. 208 kişide bir kişinin gripte hayatı tehlikeye girer. Görüyorsunuz, altta yatan hastalıklar arttıkça gripin de tehlikesi artıyor. Şimdi bir de kimler gripi ciddiye almalı ondan bahsedeyim. Eğer grip oldunuz, 3. günde, 4. günde hala ateşiniz yüksek, bunu ciddiye alıp doktora gitmenizde fayda var. Ateş yüksekliği ile birlikte burundan sarı yeşil bir akıntı veyahut da öksürdünüz sarı yeşil bir balgam geliyorsa yine 3. 4. günlerde onu da ciddiye alabiliriz. Griple birlikte eğer nefes darlığınız varsa mutlaka ciddiye alın. Griple birlikte göğüste ve sırtta şiddetli ağrılarınız varsa, hele böyle 50-60 yaşın üzerindeyseniz onu da ciddiye almak lazım. Griple birlikte kulağınızdan bir akıntı geldiyse bunu ciddiye alıp mutlaka bir uzmanla görünmenizde fayda var. Son olarak bir de grip aşısından bahsetmek istiyorum. Bilimsel çalışmalar grip aşısının etkili olduğunu gösteriyor. Yani grip aşısı hiç olmayın, kesinlikle faydası yok demek doğru değil. Buna karşılık her sağlıklı kişinin, her çocuğun grip aşısı olmasına da gerek yok. Grip aşısını yaşlılar, düşkünler dediğimiz, yani bir grip ile sağlığı ileri derecede bozulabilecek olanlar, şekeri çok yüksek seyredenler, bir geçmişte kalp krizi geçirmiş olanlar, 65 yaşın üzerinde çok fiziksel aktivitesi sınırlı olan kişiler, KOAH'ı olanlar, kanser hastaları, bunların grip aşısı olmalarını tavsiye ediyoruz. Bir başka konuda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.